Evet hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler. Saygı sevgi bizden. Nasılsın, iyi misin hocam? Nasıl gidiyor? Sağ olasın, teşekkürler. Urfa'dan herkese selamlar buradan. Urfalıyam, he. Evet. Neydi o türkünün adı hocam? Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmez bir güzelden. Urfalıyam. Hocam, bugün Avrupa gecesi. Biz de tabii yayınımızı boş Evet. geçmeyelim dedik. Tabii şu an bizim yayın saatimizde temsilcimiz Fenerbahçe Belçika'da maçını oynuyor. Fakat diğer temsilcimiz, Azerbaycan temsilcimiz Karabağ bugün Bayer Leverkusen'le kendi saha ve seyircisi önünde oynadı. Tam böyle umutlandık, ha gayret falan derken ilk yarı 2-0 bitti. Böyle umudumuz vardı. Dedik bir şeyler olacak mı falan. O arada ikinci yarıda işler değişti. Hocam buyur. Maçı izledin. Evet. Senin elinde notların var. Şöyle bir ilk Evet. 11'i getireyim. Sen üzerine konuş hocam. Avrupa Evet. senden soruluyor hocam. Estağfurullah, estağfurullah. Şimdi işin açıkçası ben Karabağ'dan bu kadar enerjik, bu kadar refleks beklemiyordum. İşin gerçeğini söylüyorum yani. Evet. Ancak ilk yarıda öyle bir Karabağ vardı ki resmen Leverkusen'i sahadan sildi yani. Resmen Leverkusen'i sahadan sildi. Özellikle kadroda Benzia, Andrea'da Zubir gibi futbolcular inanılmaz katkı sağladı Karabağ'a. İnanılmaz katkı sağladı. Diyebilirim Leverkusen'in defansı ne yapacağını şaşırdı. Durduramadılar yani. İlk yarı en az 4-5 tane %100 net pozisyon var. Direkten dönen top var. Yani bırakın 2-0'ı, ilk yarıdaki 2-0'ı en az 4-5 olacak bir maç izledik yani. Yani ben Leverkusen'i de tanıyamadım, Karabağ'ı da tanıyamadım işin aslı. Öyle bir maç oldu yani. 2-0 ilk yarı 2-0 bitti. Güzel bir sonuç. Ancak ikinci yarıda tabii bu defa Karabağ biraz kontrollü oyuna döndü. Kontrollü oyuna döndü. Öyle olunca da tabii Leverkusen özellikle ikinci yarının ortalarından sonra yüklenmeye başladı. Ki birinci golü buldular. Birinci golü bulunca da biraz daha kendilerine özgüven geldi. Saldırdılar yani akabinde 90. dakikaya yakın ikinci golü de buldular. Maçta Hocam böyle işte. hava da yağmurluydu. Ciddi bir Evet. yağmur vardı Evet. Karabağ'da. Acaba bu hani Karabağ'ın üstün oynamasının sebeplerinden bir tanesi de havanın yağmur oluşu ve Leverkusen'deki teknik oyuncuların daha fazla olmasından kaynaklı olabilir mi? Yani Ya. oyun kuramama, işte yağmurlu havada biliyorsun teknik oyuncuların biraz daha zorlanma durumları söz konusu. Dolayısıyla ben bir de şeyi çok beğendim hocam. Karabağ'da Juninho'yu çok beğendim. Gerçekten Juninho'yu durduramadılar zaten. Zubir, inanılmaz. Juninho, Evet. Andrade, Benzia'yı biliyorsun zaten daha önce Evet. kaç yıllarındaydı? Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de bir kısa süre bir kaldı. O zaman da Fenerbahçe pek iyi değildi işin açıkçası. Geri gitti. Yani pek kalmadı Fenerbahçe'de. Yani bu dört futbolcu Karabağ'ı resmen sırtladı diyebiliriz yani. Valla ben Beşiktaş'ın Juninho ile ilgili hemen girişimlere geçmesini tavsiye ediyorum. Juninho gerçekten Beşiktaş'a ilaç olabilecek nitelikte bir oyuncu. Beşiktaş'a ben Juninho'yu, Karabağlı Juninho'yu, 18 numaralı oyuncuyu tavsiye ediyorum. Buradan Beşiktaş yönetimi benim bu çağrıma kulak versinler. Seneye ciddi anlamda takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. Evet. Burada dediğim gibi ilk yarı Karabağ inanılmaz işler yaptı. Yani bu ilk yarıyı 4-5 farkla, tarihi bir farkla kapatabilirlerdi ve
Leverkusen'i yani kupadan saf dışı edebilirlerdi. Böyle bir fırsat ellerine geçti yani. Ancak dediğim gibi bazı pozisyonlarda gol olarak değerlendirilemeyince ikinci yarıda tabii Leverkusen maça ağırlığını koydu ister istemez. Aslında ikinci yarının ortalarına kadar yine kontrollü bir oyun, her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Ta ki Leverkusen golü buluncaya kadar. Golü bulduktan sonra da tabii yüklendiler. Neticede goller kaçıncı dakikada kimler tarafından geldi hocam? Notlarında var mı? Biz notlarımı almadım ama onları izledim yani. Golleri de izledim. Birinci gol Juninho. Düzeltiyorum. Birinci gol Zubir. İkinci gol Juninho. Karabağ'da. Leverkusen'in gollerini şu an hatırlayamıyorum Barış Bey. Yani şeyli olmasın. Tamam. Evet. Yani şöyle Leverkusen turnuva takımı. Dolayısıyla turnuva takımı olmasının yani bir de başlarındaki hoca gerçekten inanılmaz tecrübeli bir hoca. Yani bu evet. İki sezondur takıma hem futbolculuğunda olsun hem de teknik direktörlüğünde olsun iki sezondur takıma gösterdiği, Leverkusen'e göstermiş olduğu katkılar muhteşem. Evet. Takdire şayan, özellikle Almanya Ligi'nde Bundesliga'da sanıyorum farkı yanlışım yoksa. Dolayısıyla Leverkusen'in yükselişi devam ediyor. Zaten kendisinin de büyük takımlarla şu anda adı geçiyor. Umarım istediği başarıları devam ettirir. Evet. Leverkusen'in Bundesliga'daki başarısı zaten bu yıl tartışılmaz. Bu sezon gayet iyi gidiyorlar. Açık ara da öndeler. Bayern Münih de dahil bütün takımları kendilerine rakip takımları da yendiler. Muhtemelen ligi de şampiyon olarak tamamlayacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Karabağ'la Leverkusen'in kıyaslama abesle iştikal olur. Yani Karabağ'ın bütçesi belli. Toplamda tahmini söylüyorum 15 milyon euro gibi bir şeyleri var. Takım değeri var. Yani bunu da tabii Leverkusen'le kıyaslamak abesle iştikal olur dediğim gibi. Yani ona rağmen gayet güzel bir futbol sergilediler. Stat full doluydu. Yani evet. Maçtan saatler öncesinden bütün biletler tükenmişti yani. Stat tam doluydu. Yani Karabağ şöyle söyleyebiliriz. Azerbaycan'ın Galatasaray'ı Kurban Gurbanov'da Fatih Terim olarak değerlendirebiliriz. Gerçekten o şekilde görülüyor. Hatta sezon açılışında Karabağ ile Galatasaray'ın bir kardeşlik maçı, hazırlık maçı demek istemiyorum. Evet. Kardeşlik maçı yaptılar ve 2-1 Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Karabağ şeyden ziyade normal bir takımdan ziyade geçmiş olarak ilk kurulduğu yıllarda Mesul ismiyle lige başlıyor. Akabinde yaklaşık 15 yıl gibi süreçten sonra ismini değiştirerek Şafak ismini alıyor. 10 yılda bu şekilde devam ediyor. Ta ki bu 87-88'de Karabağ olarak şampiyon oluyorlar. İsmini Karabağ olarak değiştiriyor. Akabinde 1992'deki 26 Şubat 1992'deki benim tam mesleğe başladığım yıllarda ben de hatırlıyorum bunu. Hocalık katliamından sonra büyük olayların yaşandığı Karabağ'da, insanların resmen kıyıma uğradığı Karabağ'da çok büyük canlar gidiyor. Bunların başında içerisinde tabii Karabağ'ın en ileri gelen futbolcularından Allah Verdi isminde bir futbolcu vardı. Belki de duymuşsunuz ismini de. Biliyorum hocam. Evet. Şampiyon oldukları sene şampiyon olup cepheye giden kişilerden bir tanesi. Takımın en iyisi o dönemlerde. Aynı şekilde. Ayrıca
şeye Hocalı katliamından sonra Karabağ da yaşayan insanların Ağdam'a zorla göç ettirilmeye çalışıldı. Bu savaş sonrası insanların yani zoraki hayata tutunmaya kaldıkları, yiyecek içecek ekmek bulamadan dahi yani spora tutkunluklarından yeniden bir takım yarattıklarını söyleyebiliriz. Yani gerçekten Karabağ'ın mazisi çok derin yaralarla mevcut. Yani burada sabaha kadar konuşsak bitiremeyiz yani Karabağ'ın şeyini. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Karabağ'daki kardeşlerimize sizi seviyoruz. Kardeş ülkenin güzel insanları demek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Sizi seviyoruz. Her zaman da yanınızdayız. Evet. İki ülke tek millet mi hocam? Evet. Evet, iki ülke tek millet. İki ülke aynen tek millet. Buradan da evet. Azerbaycanlı dostlarımıza selam olsun. Kendilerini her zaman yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de her zaman yanlarında olacağız. İnşallah spor alanında da bu tarz birlikteliklerimiz büyüyerek devam edecek. Hocam, evet. Adnan Öztürk, Adnan hocamız mesajı var. İyi yayınlar evet. demiş. Adnan hocam teşekkür ediyoruz. Valla bugün akşam sizi de bekledim Adnan hocam ama herhalde olmadı. Fenerbahçe maçına kilitlendiniz. Bu arada ben de ara ara Fenerbahçe maçına bakıyorum. Yalnız bu arada Fenerbahçe de bastırıyordu ama şimdi evet. Belçika ekibi tabii biraz daha üstünlük kurmaya başladı. Hop derken evet yani Fenerbahçe kalesi önünde bir tehlike yaşandı. Atlattılar şu anda. Yani umarım temsilcimiz Fenerbahçe buradan iyi bir skor, iyi bir sonuçla Türkiye'ye döner ve evet. avantajını da orada korur. Turu atlar. Ümidimiz, düşüncemiz, isteğimiz, arzumuz ülke puanına katkı yapacak her takımın kazanması ve başarılı olması yönündedir. Kendilerine evet. şu an oynadıkları futbolda, maçta başarılar diliyorum ama Belçika ekibi hakikaten inanılmaz bastırıyor. Yani çok da atletik oyunculara sahip. müthiş bir takım. Fenerbahçe ilk 5 dakika falan bir üstünlük kurmaya çalıştı ama şimdi tekrar üstünlüğü ele aldı Belçika ekibi. Bastırıyorlar. Zor bir maç. Ama yani mağlup olsa bile Kadıköy'de, İstanbul'da skoru değiştirebilecek veya turu atlayabilecek bir skor yani fark olmadan gelsinler diyecektim. Hop yani çok sıyırdı kale üstünü. Yani gerçekten adamlar bastırıyor yani. İyi geliyorlar evet. yani. Hocam Karabağ'la ilgili evet birkaç buyurun yani yayın evet. maç da var. Bugün izleyicilerimiz evet. biraz da maça odaklandılar. Fenerbahçe maçına evet. bizler de aslında izlememiz konsantre. Tabii yani bu arada Fenerbahçe maçına konsantre oldukları için izleyicilerimiz evet. Biz Karabağ'dan bahsedersek onların da dikkatini fazla dağıtmamış oluruz yani şey olarak. Şimdi evet. Karabağ bu tura gelinceye kadar daha önceki gruplarda Leverkusen'le iki defa karşılaştı. Birincisi tabii Almanya'da 5-1 mağlup oldu. Yani hatta 1-1'i yakaladılar. 1-0 mağluptu. 1-1 oldu. Akabinde tabii arka arkaya goller gördü. 5-1 mağlup oldu. Kendi sahasında 1-0 öndeyken pardon düzeltiyorum. 0-0 iken 90+5. dakikada yani penaltıdan kola topun çarpması neticesi verilen bir penaltıdan maalesef kendi sahasında 1-0 mağlup oldu. Yani aslında güzel futbol oynadı. Orada da çok güzel futbol oynamıştı yani. Diğer maçta Braga ile oynadı. Braga ile ilk etapta deplasmanda düzeltiyorum. Kendi sahasında 3-2 Braga'ya yenildi.
3-2 yenildi. Ancak deplasmanda Braga'yı 4-2 yendi. Portekiz'deki Braga'yı 4-2 yendi ve turu böylelikle atladı. Yani Leverkusen'e rakip oldu. Daha önceki oynadığı maçlarda Molde ile yine 2-2 berabere kalmıştı. Sezon başı Galatasaray ile oynadığı kardeşlik maçında Galatasaray 2-1 yenmişti ama bu dostane bir maç. Yani şey hocam olarak, Fenerbahçe geliyor. Evet. Valla hop. Evet. Uzaklaştırdılar. Evet hocam, kusura bakma, araya giriyorum. Bu arada Karabağ'ın teknik direktörü Gurban Gurbanov, diğer adıyla Karadağ'da Fatih Terim'i imparator olarak gösterdikleri Gurban Gurbanov'un bir açıklaması var. Başlıca motivasyonumuz takımımızın ismi olan Karabağ demek istemiş. Bu son dönemdeki Ermenistan'la olan muharebedeki şanlı zaferimizden sonra demiş, yabancı futbolcularımız ismimizin önemini demiş daha iyi anladılar demiş. Yani Karabağ'a gelen yabancı futbolcular veya dışarıdaki futbolcular, yabancı futbolcular. Juninho gibi oyuncular. Önemli. Evet, Juninho evet. Juninho gibi oyuncular. Aynen öyle. Leverkusen'e yenilebiliriz ama demiş, sahada demiş, var gücümüzde de demiş, mücadele edeceğiz, pes etmek yok demiş yani. Ne gerekiyorsa, oynanması ne gerekiyorsa onu oynayacağız demiş. Güzel bir motivasyon konuşması yapmış hocam. Evet, aynen öyle. Ayrıca Karabağ'da savunma oyuncusu, Karabağ'ın en önemli oyuncusu Cafer Guliyev ile orta saha oyuncusu Julio Romao cezalar nedeniyle bu maçta oynayamadılar. Leverkusen'de de tabii golcü Boniface sakatlığından dolayı oynayamadı. Hocam Karabağ'a golü attı. Çok özür diliyorum. Evet. 20. dakikada golü buldu deplasmanda. Hemen şöyle bakıyorum. Duran top hocam. Duran toptan gelen ortada offside durumu yok. Çağlar kafayı vuruyor ve Fred sanırım hocam. Bir daha bakıyorum. Yok, Fred değil. Batshuayi hocam. Batshuayi hemen Çağlar'ın kafayla indirdiği topa kale önünde vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. Vallahi duran toptan da geldi. Enteresan. Bakalım bu dakikadan sonra maç ne olacak yani. Evet. Karabağ maçından önce Karabağ teknik direktörü Gurban Gurbanov, Leverkusen teknik direktörü Xabi Alonso'ya Karabağ'da üretilen özel ipekten yapılmış Karabağ halısı hediye etti. Karşılıklı sevgi, saygı gösterilerinde bulundular birbirlerine karşılık. Yani kısaca maç öncesi ve maç sonrasında da futbolcular arasında olsun, yönetimsel olsun veya işte teknik heyet açısından olsun herhangi bir sıkıntı olacak bir durum söz konusu olmadı. Dostane bir maç oldu. Yani ufak tefek maç içerisinde olabilir. Onun haricinde herhangi bir sıkıntı olacak bir maç olmadı yani. Karabağ'ı buradan tebrik ediyoruz. Dediğimiz gibi gönlümüz, kalbimiz Karabağ'la birlikte. İnşallah ikinci maçta da en iyi şekilde Azerbaycan'ı, Karabağ'ı temsil edeceklerine inanıyorum yani. Bizler de burada kendileriyle beraberiz. Yalnız değiller demek istiyorum. Hepsini saygılar, sevgiler sunuyoruz Karabağ'daki bütün kardeşlerimize. Yalnız değilsiniz. Hocam, istiyorsan yayınımızı 20 dakika oldu. Evet. Yani Fenerbahçe maçına bakalım. Konsantre olalım. Var mı diyeceğiniz herhangi bir şey? Yani şu an demek istediğiniz ekstra bir şey var mı? Karabağ maçıyla ilgili başka söyleyeceklerim yok. İkinci maçta da Karabağ'ın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Tabii Leverkusen karşısında ne kadar şey olabilir bilemiyoruz. Burada Fenerbahçe'ye de başarılar dilemek istiyorum. Fenerbahçe'nin bu maçta veya bu turda her ne kadar Union St. Cloud güçlü bir rakip olarak değerlendirilse de Fenerbahçe'nin kolay maç vermeyeceğini, hatta bu turu bile Fenerbahçe'nin geçebileceğini düşünüyorum. Her ne kadar akılları ligde olsa da bu turu kolay kolay da vereceklerini düşünmüyorum yani. Hocam,
Hocam peki sana bir soru. Madem öyle dedin, turu atladı Evet. Fenerbahçe. Şimdi Fenerbahçe'nin kulvarı yine 2-3 iki kulvarda devam edecek. Biri Avrupa, biri Evet. ligde. Peki bu ligdeki şampiyonluğa giderken sakatlık olsun veya ne bileyim yorulma olsun. Yani oyuncuların şimdi burada performans sergiliyor oyuncular. Hafta sonu gelecekler. Bir de lige çıkacaklar. Bu takımı şampiyonluğa giderken etkiler mi? Tabii ki etkiler. Yani şimdi yorgunluklar Galatasaray'da nasıl 10 günde 4 maç yaptılar ister istemez kendini gösterdiyse futbolcular üzerinde Fenerbahçe'de de muhakkak etkisini gösterecektir. Geçen ben söyledim yorumlarımızda Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne elenmesi yani Galatasaray'la Fenerbahçe arasında şu an satranç oynanıyor. Resmen satranç oynanıyor. Yani Fenerbahçe orada bir hamleyle bir şeyini kaptırdı. Nasıl desem kalesini kaptırdı. Ama kalesini kaptırırken öbür taraftan hedef vezire, şaha yöneldi. Yani Avrupa Kupası'na, Lig Kupası'na yöneldi. Galatasaray'da o kaleyi, Fenerbahçe'nin kaleyi vermesinden ben gördüm dedi. Galatasaray kendi hamlesini yaptı. Galatasaray'da Fenerbahçe kulvarını ikiye düşürürken Galatasaray'da bir şekilde kalesini kaptırdı. İsteyerek veya istemeyerek tek hamlede, tek hedefi koyarak önüne yani şahı gözüne kestirerek hareket etti. Yani burada iki takım da satranç oyununu oynamakta. Ama hangisi galip gelecek? İlerleyen zamanlarda göreceğiz. Hata yapan kaybedecek. Yani bu kadar basit. Hocam Yani evet. Beşiktaş maçında Galatasaray'ın sağ kenarına baktığımızda rotasyon veya yedekler yani rotasyon demeyeyim ama yani maç öncesi rotasyon da olabilir evet. Ama top oynanırken maç oynanırken sağ kenarında Galatasaray'ın yedek kulübesine baktığımızda maça etki edebilecek veya Okan Hoca'nın istediği mevkide görev alabilecek, istediği şekilde görev alabilecek oyuncu sayısı çok azdı. Evet. Bu hafta da nitekim Galatasaray'da Oliveira kadro dışı bırakıldı biliyorsunuz. Evet. Yanı sıra Sanchez tedbirli olarak antrenmana çıkmıyor bir iki gündür. Hatta dün çıktı, çıkmadı. Bugün biraz böyle bir düz koşu yaptı. Abdülkerim sakat, kadroda yok. Dolayısıyla diğer önde oynayan işte Tete olsun, Zaha ve Ziyech ikilisi. Bunlar zaten takıma katkı gösteremiyorlar. Aidiyetlik bir durumları yok şu anda takıma karşı. Fakat Fenerbahçe'ye de baktığımızda bir Fred sakatlıktan döndü. Şu anda mesela bakıyorum bu maç nezdinde gerçekten de geçiş oyunlarında falan, preslerde falan takımına katkı da sağlıyor. Takımının iyi oynatmasında da etkili. Yani bunlar da düşündüğümüzde eksi olarak da Galatasaray'a yazabilir miyiz? Yani şu anda ligde evet Fenerbahçe iki kulvarda gidecek ama ligde de Galatasaray'ın sağ kenarına baktığımızda etkili oyuncuları şu an itibariyle yok. Yani burada Galatasaray adına da bunu eksi yazabilir miyiz? Yani şöyle, şimdi her futbolcunun her zamanki performansı aynı olmayabilir. Yani şu an ilk etapta bakıldığı vakit yedek listesine yani sizin düşündüğünüz gibi yani böyle şey düşünülüyor. Yani çok zayıf veya işte yetersiz düşünülüyor. Ancak bazı durumlar olur ki yani o yedekteki futbolcu takımı kurtarır. Takım kurtarıcı olur yani. Hiç ummadığım bir yerde yapacağı bir hareket, yapacağı bir gol takımı kurtarır yani ipten alır. Yani ben o kadar da karamsar olmak istemiyorum. Yani sahaya ilk 11 kişi çıkmışsan hepsi canını başını dişini takaraktan var gücüyle oynayacağına eminim yani. Hocam Evet. zaten 10 hafta kaldı. 10 haftada Evet. baktığımızda deplasmana gidecek maç sayısı Galatasaray'ın 2, Evet. Fenerbahçe'nin daha fazla. Dolayısıyla İstanbul'da oynayacağı maç sayısı ve yorgun olup olmamaya da bağlı tabii ki maçlarda futbolcuların performansını etkileyecektir. Her iki takım da hocam çok ilginç bir istatistik vereyim size. Her iki takım da maçlarını kazandığı zaman şampiyon oluyor biliyorsunuz değil mi? Evet.
Evet, aynen öyle. Fenerbahçe de öyle. Yani ben demek istediği anladım. Yani Fenerbahçe'nin nasıl şampiyon olması, Hani Galatasaray yenerse şampiyon bir olur. ironi esprisi Evet, yapayım dedim hocam anladım. Ben sizin ne demek istediğinizi çok iyi anladım. Yani oradaki ince ayrıntıyı gayet net Her anlayabildim iki yani. takım da bütün Bütün maçlarını maçlarını kazanırsa kazanırız. şayet yani kazanır, Evet. hangisi kazanırsa o şampiyon olacak Evet. Yani bilemiyoruz. Şimdi son 2 haftaya kalırsa Evet. yani tabii futbol bu belli olmaz. Çok maç ben yani gençlik yıllarımdan hatırlıyorum. Çok maç garanti dediğimiz maç Tabii tabii çok tabii tabii. dönüşleri oldu yani çok izledik bu tür maçlar. Ama yani son 2 haftaya girildiğinde de eğer puan farkı kim önde olursa da kolay kolay teslim olmayacağını düşünüyorum yani. Hele Galatasaray geçmiş yıllarda örnekleri çok kesinlikle pes etmeyecektir. Yani vermez yani kolay kolay. Öyle düşünüyorum işin Ya aslı. Galatasaray'ın hocam, Galatasaray'ın şimdi Yapısında var zaten. Evet. yapısında var. Yani şimdi turnuva takımı, Evet. yani Galatasaray şu an şu durumdayken yani biraz zor bırakır diye düşünüyorum. İşte şimdi Fenerbahçe'de tabii hem psikolojik olarak yani 10 yıldır şampiyon olamamanın vermiş olduğu psikolojik baskı var. Hem de şimdi iki kulvarda ilerleyecek olmanın futbolcular üzerindeki yorgunluk ibarelere, yorgunluk belirtileri de oluşacak. Ama Galatasaray bu konuda artık tamamen lige konsantre. Dolayısıyla yani yorulma anlamında veya ne bileyim efor anlamında artık kendini yenileyeceğini ve toplayacağını düşünüyorum. Böyle düşünüyorum ben de açıkçası. Yani Galatasaray'ın bir tık daha şampiyonluk adına yakın olduğunu düşünüyorum. Evet hocam. Teşekkür ediyoruz. Var Evet. mı söylemek istediğin bir şey başka? Rica ederiz. Yok, şimdilik yok. Fenerbahçe maçını izleyelim, görelim. Evet. Kendilerine buradan başarılar diliyoruz. Fenerbahçe'nin oradan getireceği puan veya puanlar tabii ki ülke açısından çok önemli olacak. Diğer takımlar açısından çok önemli olacak. Kendilerine başarılar diliyoruz. Sonuna kadar yanlarındayız yani. Buradan Azerbaycan'a, can Evet. kardeşlerimize, Evet. Karabağ'daki can kardeşlerimize selam olsun. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Fenerbahçe'ye de bol şanslar diliyorum. Umarım ülke puanı için güzel katkılar sağlarlar. İyi akşamlar hocam. Kendine çok iyi bak. Saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Saygılar. Herkese sevgiler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Sağ Sağ olasın. olun. Sağ olun Sağ hocam. olun.